Dün çok üzücü bir Muharrem İnce söyleşisi daha seyrettik. Muharrem İnce maalesef konuşturuldukça kendisine olan saygının da yitmesine sebep olan bir tablo duyuyor. Şimdi Hikmet Çetin gibi hepimizin tanıdığı, ağabeyimiz dediği, Türkiye'nin makbul Kürtlerinden biri olan, bakanlık yapmış, CHP'de genel başkanlık yapmış bir isme 70-80 yaşında değerli abilerimiz bile o dönemde buradan rant devşirme işine girdiler. Pes. Mektup adresine gider. Ben Hikmet Bey'e bu benim sorunum değil diye bir laf söylemedim diyor. Şimdi bir, Hikmet Bey'e yalancı diyor. İki, 80 yaşındaki bu insana bütün siyasi tarihi ortadayken rant devşirmek istiyor diyor. Ve bütün bunlar yetmemiş gibi ben böyle de bir şey söylemedim ve bunun dışında benim diyor, benim cumhurbaşkanlığım söz konusu olacak diyor. Şimdi bu üslubun herhangi bir şekilde sosyal demokratlarda, CHP'lilerde, halkta bir karşılığı olması mümkün mü Sayın İnce? Yani sussa Sayın İnce %7, %8 alacaktı, konuştukça aşağıya gidiyor. Birincisi bu, çok üzücü. Ancak asıl şu cümleyi kuruyor. Ben diyor WhatsApp'tan yazdım diyor Hikmet Çetin'e. Şimdi Allah aşkınıza bu seviyede bir diyalog WhatsApp'tan mı sürdürülür bilmiyorum. Ama dönüp diyor ki hatta kendisine çok ağır mesajlar attım. Gençlerin deyimiyle adeta yürüdüm diyor. Şimdi bunu kaldırabiliriz. Yürümek tüy bir argo olarak kullanılıyor. Sosyal medyadaki yürümek tırnak içerisinde kadın tavlamak ya da belki de erkek tavlamak için uygulanan bir yöntem. Yani tanışmak için bir vesile yaratılıyor. Yürüdüm mü falan deniyor. Yani kimileri için argo, kimileri için ironi. Ancak Allah aşkına Muharrem İnce gibi bir ismin sonra Candaş uyarıyor. O da ya işte o anlam değil gençler falan. Gençlere yaranacaksın diye artık hata yapıyorsun. Tökezliyorsun. Danstı, yürümeydi, bilmem neydi. Şimdi insanlar şöyle demeye başlıyor Muharrem İnce. Elim kırılaydı da geçen seçim sana vermeyeydim. Sen Türkiye'nin başına gelseydin bizim anamızı ağlatacaktın demeye başlıyor. Bakın son WhatsApp mesajı bu. Bir önceki WhatsApp mesajı Ümit Özdağ ile ittifaktan ayrılmak. Bir önceki WhatsApp mesajı da İsmail Küçükkaya o gece attığı bu. Ya bu seviyede bir siyasetçi WhatsApp kullanabilirsin. Annenle, babanla, kardeşinle, arkadaşınla falan da bir ittifaktan WhatsApp'la ayrılmak. Bir milyonlarca insanı ilgilendiren seçimdeki sonucu açıklamak, son derece saygın bir devlet adamına WhatsApp'tan böyle bir değerlendirme yapmak, bir de yayında yürüdüm demek, Muharrem İnce kaybediyor. Muharrem İnce kendini kaybetmiş durumda. Ben üzülüyorum. Çünkü Muharrem İnce'ye milyonlarca insan oy verdi. Aslında insanların dönüp şunu yapmıyor. Ya biz ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz ya? Cumhuriyet Halk Partisi Ekmelettin'di, Muharrem'di, bilmem neydi. Nasıl olacak bu iş demesi gerekiyor. Çünkü karşısında bir ümmet ittifakı var. Türkçü bir ümmet ittifakı var ve oradaki mesele başka. Devlet olanaklarının tamamı, valilik, bakanlık, bürokrasi, güvenlik güçleri, Yüksek Seçim Kurulu, hukuk artık ele geçirmiş. Karşısında da yok yürüdüm, yok durdum, kaldım gibi Kılıçdaroğlu'nun önünde yersiz bir engel oluşturan Muharrem Bey var. Ve bence dünün en büyük skandallarından biri Sevilay'a boşandığı eşinin soyadı üzerinden bence hakaret etmesi farkında olmadan ve ayrımcılık yapması ve burada feministlerin mansplaining dediği bir biçim aslında bir yandan da buradan tahakküm kurması, kocası üzerinden değerlendirmesi. Sevilay Yükselir'e şunu sorabilirsiniz. Tırnak içerisinde Sevilay Yılman. Çünkü Yükselir eski soyadı. Onun söylediği anlamda söylüyorum. Sevilay Yılman'a Sevilay Yükselir mi Yılman mı hangisi konuşuyor diyemezsiniz. Sevilay Yükselir aynı kişidir. Adı Sevilay'dır. Geçmişte eşinin soyadını almıştır. Şimdi de kendi soyadına geçmiştir. Karşılıklı bir rıza vardır yoktur. O bizi ilgilendirmez. Sevilay gazetecidir. Bir erkeğe böyle hitap ediyor musunuz? Edemezsiniz. Çünkü niye? Adamın bir tane soyadı var. Peki kadının kocasının soyadını almış olması suç mudur? Yani eşlerimizin, annelerimizin eşlerinin soyadını alarak hayatlarını sürdürmesi ve bir gün özgürleşmeye çalışması suç mudur? Yadırganacak bir şey midir? Bir, size siyasal bir soru soruyor.
İki, siz de ona böyle bir soru sorabilirsiniz. Diyebilir ki Sayın Muharrem İnce, Sevilay Hanım efendi, siz asıl şunların cevabını verin. Bende böyle bir şey yok. Ama bu da yetmez. Aslında gazetecinin sorusuna cevap vermek esastır. Türkiye'de bundan hoşlanmıyorlar. Bu da ayrı mesele. Sevilay'ın iddiasını bilmiyorum. Sevilay'ın iddiası galiba geçen dönem, geçen süreçte Cumhurbaşkanlığı hesaplarındaki paraların artan parayı devlete iade etmek yerine kendisi üzerine kullandığı gibi bir iddia var. Bu doğru mu eğri mi bilmem. Ama buna rahatlıkla Muharrem İnce yanıt verebilir. Yani muhatap olduğumuz meseleler korkunç. Şimdi de bir aşk olsun diyeceğiz Naci Hoca'ya. Naci Görür Hoca'ya. İsterseniz bunu da okuyayım önce. Daha önce benim bir yayında dile getirmiş olduğum şu soruyu sordu. Siz partiyi kurduğunuzda partinin giderlerini iki hesap üzerinden gördünüz. Biri resmi, diğeri şahsi hesabınızdı. Giderlerin çoğu yeterli gelmediği için şahsi hesabınızdan karşıladınız ve siz talep etmelerine rağmen partinin yetkili kurullarında bu meseleyi ortaya koymadınız. Gayri ustalar olmak üzere herkes bundan dolayı ayrıldı demiş Sevilay. Cevap beklenen soru da bu. Sevilay Yılman, eskiden de Sevilay Yükselir'di. Bu bizi zerre ilgilendirmez. Zerre ilgilendirmez. Ama bir kadına bunu yapmak beni ilgilendirir. Hiçbir kadına da yapılmasını istemem. Kadınların buna da tepki göstermesi gerekir. Bu da aynı zamanda bir siyasal tutum göstergesidir, hazindir. Naci Hoca'ya niye gönül koyacağız? Bir tweet attı dün. Bu feci bir şey. Dünkü tweet'i isteyeceğim ama asıl. Cumhurbaşkanı dedi ki, birisi dedi, işte bir profesör müsveddesi dedi, patates, soğan bilmem ne diyor dedi. Ve buradan da herkes Naci Görür olduğunu zannetti. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum. Ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş, Gaziantep depremlerinin yıllar önceden geleceğini öngörüp halkını uyaran bir bilim adamı olarak şunu söyledim. Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım. Benzeri şeyler söyledim. Yeniden şeyleri söylüyorum. Sevgiyle demiş. Buradaki soru şu. Ötekini de söyleyebilirdiniz. Türkiye'de patates, soğan da yok. Köprü yapıyoruz ama ayranı yok içmeye. Tahtarevan'la gider defi hacet etmeye'nin aynısındayız. Şimdi bir zaman sonra Naci Hoca'nın bu kişi olmadığı ortaya çıkıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yol, havalimanı, köprü, kanal gibi yatırımları küçümseyen bir profesörün sözlerini sert bir dille eleştirmişti. Söz konusu profesörün Naci Görür değil Ersan Şen olduğu ortaya çıktı falan. Ve Naci Görür de işte hakikat sevgiyle diyor. Naci Hocam, sizin zaten haber olmuş, daha önce de konuşmuşsunuz. Başbakandan çekinir, Cumhurbaşkanından çekinir gibi ya da bir başkasını o niyette olmadığınızı biliyorum ama gammazlar gibi bu tutumu takınmanızı ben aşık olsun diyorum. Cumhurbaşkanı nedir yani, padişah mıdır? Nedir? Cumhurbaşkanı halkın hizmetinde olan bir kimsedir. Yaptığı konuşma güç kullanmaktadır. Çünkü Cumhurbaşkanı tarafsız, yani ne zaman parti başkanı, ne zaman Cumhurbaşkanı belli olmadığı için bir hukukçunun, bir yorumcunun yaptığı eleştiriye böyle orantısız bir güçle, sen devletsin, o bir yorumcu, ezer geçersin. Pek de makbul bir yorumcu değil ama neyse. Şimdi bundan dolayı da esef ettiğimi söylemek isterim. Ali, görmemiz gereken arkadaşlar varsa görelim. Bugün yine 90 dakikayı geçtik. Programları daha düşük tutmaya çalışıyorum ama işte böyle oluyor. Tekrar ediyorum, yayına davet ettiğimiz isimlerin bazıları söz verip gelmiyor. Bundan dolayı fena halde kızgınım ama onların isimlerini vermeyeceğim. Geldikçe görürsünüz. İsmet Yılmaz Bey, teşekkür ediyoruz. Bizimle yine beraber oldu. Bugün zor bir günündeyiz. Dersime hep birlikte gidelim diyen Tuncay Öz. Gidelim Dersime hep birlikte. Şahane rakı içiliyor. Onun da altını çizmek isterim. Tülay merhaba. Tülay de bizimle birlikte olmuş bugün. Göremediklerimiz. Zor bir yayın yaptık. Çünkü Ali'nin şeyi problemli. Bilgisayarı problemli. Yarına değiştireceğini düşünüyorum. 1 saat 32 dakikalık bir yayında 1200 kişi, 1200 civarı bir ortalamayla bugün gittik. Tabii biz istiyoruz ki 1500 ortalamamız hiç düşmesin. 2000'lere, 3000'lere çıkaralım. Çünkü buranın sesi büyüdükçe, buradaki insanlar vazifelerini yaptıkça Türkiye'ye karşı da sorumluluğumuzu gerçekleştiriyoruz ama asıl kalemin ve
bir sözün namusunu korumuş oluyoruz.